fx dx'in 3'ten 3'e belirli integralini hesaplamamızı istiyorlar. Bunun için bize fx'in yani y eşittir fx'in grafiğini ve çeşitli aralıklardaki fx ile x ekseni arasında kalan alanları vermişler. Sağ olsunlar ama bizden istenene baktığımızda sanki bunlara hiç gerek olmayacak. Çünkü herhangi bir fonksiyonun belirli integralini örneğin fx'in x değişkenine göre bir değerden yine aynı değere mesela a'dan a'ya giden integralini hesaplamak isterseniz sonuç 0 olacaktır. Burada 3'ten 3'e olan bir aralık var. Bu eksi pi'den eksi pi'ye de olabilir, b'den b'ye de fark etmez. Bunun gibi aralıklarda verilen belirli integraller her zaman 0'a eşittir x eşittir 3'ten 3'e y eşittir fx ile y eşittir 0 arasındaki alan. Bu bir alan belirtmez değil mi? Evet 0. Hadi bir tane daha yapalım. Bu örnekte f(x)'in x'e göre 7'den 4'e kadar olan aralıktaki belirli integralini bulmamızı istemişler. Bir terslik var gibi değil mi? 7'den başlayıp 4'e gideceğiz. 7'den 4'e. Bu noktada 7 ile 4 arasındaki alan 2 olduğu için bu integralin de 2'ye eşit olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama buradaki alan küçük olan sayıdan başlayıp büyük olan sayıda sonlanan aralık için geçerli. Kısacası fx dx'in 4'ten 7'ye olan aralıktaki belirli integrali evet bu 2'ye eşittir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki ya bu integrali? Yani 4 ile 7 yerine 7 ile 4 arasındaki integrali bulmak istersek. Burada aklınıza getirmeniz gereken şey belirli integralin sınır değerleri yer değiştirdiğinde alanın negatifini elde edeceğiniz. Evet, bu belirli integralin en önemli özelliklerinden biridir. O halde bunu hemen yazıyorum. Eksi f dx'in 4 ile 7 arasındaki belirli integraline eşit olacak. Eksi, evet. f dx'in 4 ile 7 arasındaki belirli integralinin 2 olduğunu bildiğimize göre, buradaki pozitif alandan bahsediyorum, buraya da 2 yazabilirim ve böylece aradığımız sonucu da eksi 2 olarak buluruz.